İşte burası. Buraya gelme benim için rüya gibi. Gençliğimde babana çok ısrar ettiydim, yalvardıydım. Beni bir kerecik getirmediydi. Kısmette kızımla gelme varmış. Bir de içini gör. İyi akşamlar. Serap Hanım, çok üzgünüm fakat sizi maalesef içeri alamıyoruz. Anlamadım. Kapalı mısınız? Kapalı değiliz fakat bu gece burada çok özel bazı insanları ağırlayacağız. Ne demek istediğinizi anlayamıyorum. Dışarıdan gelen müşterilere mi kapalısınız? Bunu mu demeye çalışıyorsunuz? Ben Muzaffer Dinç Aslan'ın karısıyım. İçeride kimler olacağını biliyorum. Ne demek sizi içeri alamıyoruz? Çok üzgünüm fakat sizi içeri alamam. Bu gece kulüp hususi bir davet için kapatıldı. Elimdeki davet listesinde Mamafi sizin adınız bulunmuyor. Bu ne hadsizlik? Bu ne saygısızlık? Nedir sizin adınız? Serap, ne oluyor burada? Kulüp özel bir davet için kapatılmış. Beyefendi bizi içeri alamayacağını söylüyor. Ne tür bir izahatınız var? Bu akşam kulüp hususi bir davet için kapatılmış. Hariçten müşteri alamıyoruz diyorlar. Ne demekse? Davet Orhan Bey içindi. Serap Hanım da pek tabii ki cemiyetimizdendir. Orhan, Serap. Muzaffer'in eşi. Çok memnun oldum hanımefendi. Ben de. Hanımefendi benim davetimdir. Buyurun hanımefendi. Nezaketiniz için teşekkürler. Rica ederim. Hakkınızda pek çok şey duydum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu şekilde tanışmamayı yeğlerdim. Fakat yine de çok memnun oldum. Serap Hanım gelmiş. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Orhan! Bana yapma. Sevgili dostum. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Çok iyiyim. Bak burada kimler var? Neriman. Hoş geldin Orhan. Hoş bulduk Neriman. Başın sağ olsun. Halide. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hiç değişmemişsin. Hala arka sıramda oturan aynı kız. Kemal hocam. Çok memnun oldum. Ben de. Serap, niçin bizim masamıza buyurmuyorsun? Bu gece buraya annemi yemeğe getirdim. Ayrıca böyle bir davet olduğunu Madam Emma'dan çok geç öğrendim. Size afiyet olsun. Size de. Serap Hanım'ı davet etmedin mi? Çok ayıp oldu. Asla şahsi bir şey değil. Orhan'ı tanımadığı için söylemeyi de lüzum görmedim. Bahsi de geçmedi. Geçse muhakkak gel derdim. Hay Allah. Gerçekten ayıp mı oldu? Madem annesiyle yalnız kalmak istiyor, lütfen bırakın. Orada kalsın. Biz de kendisiyle kapıda karşılaştık. Tatsız bir vaziyette. Hiç istemezdim. Neyi kastediyorsun? Neredeyse hanımefendiyi içeri almıyorlardı. Kemal.
Hadi gidelim buradan. Delirdin mi kız? Daha yeni geldik. Burası çok pahalı. Sen parayı merak etme. Canın istediğini söyle. Özür dilerim. Biz... Özür dilerim ama sizden çıkmanızı rica edeceğim. Anlamadım. Burası özel bir lokal. Lütfen çıkar mısınız? Biz de herkes gibi yemek yiyeceğiz. Parasıyla değil mi kardeşim? Hanımefendi lütfen, müşterilerimiz rahatsız oluyorlar. Biz kimseyi rahatsız edecek bir şey yapmadık. Tamam beyefendi, uzatmayın. Çek lan elini. Beyefendi sesinizi yükseltmeyin lütfen. Yükseltirsek ne olur be? Buyurun lütfen. Onun gibi birini kulübe almamalarına şaşmamalı. Abimle evlenmeden önce nasıl bir hayat yaşadığını bilmiyorsun. Evet, bilmiyorum. Fakat aldırmıyorum da. Kimse kapısına gelen bir müşteriye bu kadar mazeretsiz bir biçimde içeri giremezsiniz dememeli. Orhan işte, daima mazlumdan yana. Hoş geldin Orhan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Kıymetli arkadaşlarım, topraklarım. Bu gece sizleri burada görmek beni çok duygulandırdı. Bu vesileyle bu unutulmaz geceyi bana yaşattığı için Paşazade'ye ve sizlere çok teşekkür ederim. Duygularımı kelimelerle tarif etmek olanaksız. Sizleri hep hasretle anmıştım. Ve şu an bu hasretin bittiği andır. Şerefinize, sıhhatinize ve gelecek güzel günlere. Sen bugün Madame Emma'ya çok erken gitmedin mi? Gittim. O vakit biliyor musun bu insanların bu akşam buraya geleceğini? Kemal bile burada. Biliyorum. Yani biz neye o masada değiliz? Biz seninle yalnız geldik ana. Ben bu akşam anacığımla yalnız olayım istedim. İçecek olarak ne alırsınız efendim? Bana meyve suyu, anama da bir kadeh kırmızı şarap. Peki efendim. Ben de bu akşam içecek miyim ondan? He. Baba duysa gülse kafamı kopartır. Bir kadehçikten hiçbir şey olmaz. Hem sen de içersin, dertlerini unutursun biraz ya. Allah Allah. Hem kırmızı şarap kan yapar. Hala aynı deli güllü. Karın nerede? O daha sonra gelecek. Bir de kızın olmuş galiba. Oo. O çok uzun yıllar önceydi. Şimdi 17 yaşında. Neriman. Affedersin. İyi misin? Çok affedersin. Orhan, darılmazsan ben bu vaziyette daha fazla kalamayacağım. Seni anlıyorum. Sana hoş geldin demek için geldim ama... buradayken bile burada değilim işte. İzah etmene lüzum yok. Anlıyorum. Çok naziksin. Samimiyetine istinaden açıkça söyledim. Müsaade edersen ben bu gece için... bu kadar diyebilir miyim? Madem huzursuz hissediyor, gitsin. Lütfen bağışla beni. Bundan böyle Adana'da sık sık görüşeceğiz Neriman. Afiyet olsun. İyi geceler. 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 Ben de çok fazla uzatmayacağım zaten. Sen neler yapıyorsun Halide? Evlendim, çiftlikten ayrıldım. Sebep? Çok uzun bir hikaye, sonra anlatırım. Peki.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.